Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Beyond Köftesi'nin 47. bölümüne hoş geldiniz. Ve evet, Manu'dan güzel bir telefon sesi geldi. Bu arada Manu'ya selam verin. O da şu esnada yanımızda. TSD ama. Hey ya. Ve neden bu şekilde duruyorum diye soracak olursanız. Valla. Evet. Üste ilginç bir dom yani kubbe yaptık. Kubbemiz yeşilliklerle dolu. Orası bizim genel olarak oksijen üretim alanımız olacak. Ve neden bilmiyorum ancak bir an FPS düştü. Bu dörtlü kaplamanın nedeni de oksijen üretmek için değil mi? Efendim? Bu dörtlü kaplamıştın ya yerleri. O daha hiçbir şey. Oraya ben ağaç falan ekledim bir milyon tane. Ha, bana ha. Attığın spoiler da şeydi. Bize attığın spoiler'ı daha doğrusu. Aynen. Şimdi inventory'mde 32 tane oksijen seeder, 32 tane oksijen kolektör, 2 tane de oksijen kompresör var. İlk olarak oksijen kolektörler. Tabii öncelikli olarak şu şekilde dur. Oksijen parklar bu ya. Şu shift problemi sinir bozuyor cidden. Shift problemi hangisi? Uzaydayken shift biraz problemli çalışıyor da. Ha. Aha. Aynen. Evet. Oksijen kolektörlerimiz şöyle. Yerleşin. Döndürün. Ah, bu yanlış yerleşti. Wrench ile uğraşmak istemediğim için şu an bu şekilde inatla yerleştirmeye çalışıyorum. Wrench ile neden uğraşmak istemiyorum bilmiyorum ancak bu çok daha kolay geliyor bana. Belki wrench daha kolay olacak ancak zevk benim değil mi? Tabii ki de. Yani. Evet. Ardından şurası. Şu an pakette mekanizm olmasını istememin tek bir sebebi var bu arada. Bu oksijeni boyutlar arası taşıyabilirdim ancak taşıyamıyorum. Dünyadan uzaya oksijen taşıyamıyor musun yani? Taşıyamıyorsun. Hadi ya. Mekanizm olsaydı dediğimin tek nokta bu. Onda, onunla nasıl taşıyacaksın ki? Mekanizm ekli olduğu sürece Andrio'nun şu Tesseract benzeri HD'su var ya. Hı-hı. Gazları da taşıyabiliyor. Ha. Mekanizm uyumlu gazları. Evet, şimdi enerjiler. Evet. Şöyle gelin siz. Misler gibi. Evet, tabii ki de daha fazla conduit'e ihtiyacım olacak. Ah. Gel. Gel. Tamamdır. Şunlar da bir şekilde bağlanacak artık. Evet, bağlandılar.
hatayı hatta şuradan bağlayalım. Nasıldır, oradan bağlamaya gerek yok. Çünkü enerjiyi şuradaki boşluklardan birinden geçireceğiz. Şundan geçireceğim hatta tam olarak. User joined your channel. Selamlar. Uji adam, videodayız bu arada. Oo, selamlar o zaman tekrar. Aynen. Ve benim conduit'e ihtiyacım olacak. Bu arada unutmadan şuraya Botanya'nın kuartzlarından yerleştirdim. Ki yönümü algılayabileyim diye. Bu Great Tech odası mesela. Bu da portal odası. Evet. Sen neler yapıyorsun kaptan? AFK'dayım. Efendim? Efendim? Sen neler ben yapıyorsun? Ben AFK'ya kaçacağım da. Ha. Ya bir server'e bakayım diye geldim de. Nedir ne değil. Sürekli kapanıyor ya. Ha. Şu anda kapadı mesela. Yok, şu an açılıyor tekrar. Biraz zaman alıyor açılması. Neyse ben AFK'ya kaçıyorum. Birkaç işim var. Tamamdır. İyi videolar. Tamam. Görüşürük. Haydi baş baş. User left your channel. Tamamdır. Yukarıya döşemek için şimdi Göktü bu... Serber. Selam. Bu arada videodayız biliyorsun. Selam canım. Aa şeyde miyiz? Videoda mıyız? Aynen. Merhaba YouTube. Evet. Ve buradan itibaren gönlüklerimizi gönlümüzden geldiğince aşağıya yardırıyoruz. Tabii bu geçici bir görüntü. Tabii önce yukarıdan da bağlamak lazım. Değil mi? Of course. Of course. Bak ben bir afık geleceğim. Evet ve... 108... Bu yeterli gelmeyebilir. Aa dur bir saniye. Burada değildi. Buradaydı. Zibilyon tane leaf. Birchler gitsin. Sadece oak istiyorum şu an. Profesör oak istiyorum. Leafleri otomatik ortak kullanıyorlardı diye hatırlıyorum. O yüzden çok dert etmeyeceğim. Ancak yine de biraz yardıracağım. Ah. Evet, hayvan gibi arttırdı oksijen üretimini. Şu an amacım sadece burayı güzelce bir oksijenletmek. Misafirlerim geliyor, nefes alamadıkları için ölüyorlar. Üzülüyorum sonra ben. Evet. Bu iğrenç esmerin ardından yaprak döşemeye devam edelim. Evet. Sevgili yapraklar. Bakalım. 260'tı. 82, 282, 292. Evet, bu şekilde yardırıyor. Tamam. Şu an mesela sen kaçsın? 234 310 318. Biraz daha arttırmamız lazım bunları çünkü
bundan daha fazla tüketeceğimizi biliyorum. Nereye koyabilirim başka yaprak? Yukarı koyabilirim. Her şeyin en başında şuralara. Aa, lanet. Sheer, 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 sheer. Yapraklar değerli. Evet. Buralara yerleştirebilirim her şeyin en başında. Evet, telefonum her zaman, her videoda olduğu gibi ne oluyor? Size sordum. Bu arada TS'dekiler sessiz almış direkt. Sanırım herkes afık. İftar saati olunca böyle oluyor. Evet. Şimdi aşağı inelim. Sen kaçsın? 248. Evet, leaf sayısını arttırmak her daim faydalı burada. Şöyle devam edelim. Sen gel. Burası biraz sıkışık oldu biliyorum. Ancak iyi bir amaca hizmet eder bir sıkışıklık var burada. Evet, şimdi şuralara da döşeyek. Burayı biraz daha büyük yapaymışım, daha güzel olurmuş. Evet. Şu bu. Ah. Şuraya da aynısını yapacağız. Umarım idare eder. Bakalım şimdi kaç üretiyorlar? 364, 440 tamamdır. Şu an bayağı istediğim orana geldiler. Şimdi sizler hangi, şimdi bu yönden yerleştirirsek oksijen mi bu tarafta? Evet, oksijen bu tarafta olacak. Tamamdır. Oksijen bu tarafta olsun, enerji diğer tarafta olsun. Aslında dur. Daha güzel bir yöntem geldi aklıma. Evet. Uzayda yer çekimi işini halledene kadar böyle abuk problemlerimiz olacak. Enerji daha pahalı, o yüzden bu şekilde bir yönteme giriyorum. Pardon. Ya, enerji conduitler daha pahalı manasında. Sen ters olmuşsun. Tamamdır, bu uygun. Sonrasında şuraya enerji conduitler. Ve yok, kompresör değil, sieve. Kompresörler aşağıya gelecek.
Tamamdır. Bu şekilde yerleştirelim bunları. Conduit. Hayır. Ardından oksijen. Tamamdır ve oksijeni şuradan bağlayalım. İnatla yanlış yere bağlanacaksın, değil mi? Not enough power. Oyş. O kadar fazla mı güç tüketiyoruz? Oh. Right. Şu an enerji üretimim bunlara yetmiyor direkt. Harika. Evet, enerji üretimim direkt yetmiyor. Tayiniz kaç EU tüketiyorsunuz? Ha, yok, yetmesi lazım. Aktarımım mı yetmiyor acaba? Oksijeni azıcık keselim, enerji depolasınlar. Tamam bakalım. Ya enerji de depolamıyorlar. Ha, çünkü bu arkadaş bağlı değil. Tamam, bu benim genius'lığım. Evet. Tabii henüz bunlar yetmiyor çünkü alanımız ise bunlardan çok daha büyük. Ve tabii ki de şu arkadaşlar yetmeyecek. İki tane daha varmış. Bu arada unutmadan bunları değil de şu oksijen zımbırtılarını craft ederken Gunpowder'ım bitti. O yüzden Gunpowder'ı Reha'dan biraz ödünç çaldım. Reha'da en son şokundan sonra biraz server'dan nefes alayım dedi. Yine ekipmanını patlattı da azıcık. Armanu gelmiş. Aynen, AFK'ydım. Devam o video. Aynen. Oksijen bir sistemi... daha gelir mi bakalım, orada Disruptor kill alıyor. Engin videodayız. Selam video. Bu da Dota girişiydi. Çok güzel trolledim videoyu. Evet abi. Tam Dota videosuna etiketlemişti beni arkadaşım. Onu izlerken... gaza geldim bayağı. Bu Türk yayıncılar falan bayağı iyi abi ya. Hani Engin. Böyle... Ne? Yeni Dota'yı indirdim desem. İndirdin mi? Oo güzel. Nice. Bir saniye. Tabii ben bana... Dotcom'un D'sinden anlamayan insan olarak... Yalnız hatırlıyor musun? İlginç bir planımız vardı. O... Noob'lar vs. Pro'lar. Pro'lar. Mano o zamanlar Noob'lara aday olmuştu. Yani o kadar da profesyonel sayılmam şu an. Abi o zaman da demiştim hani karşı noob takımında olursam ezilirim, pro takımında olursam ezerim. Yani tam orta bir oyuncuyum. Hangisindeyim karar verebilmiş değilim. Ve artık valla oksijen tankım olmadan burada nefes alabiliyorum. Hello. Mano ben bir Gaia daha keseceğim.
Farklı. Ondan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun deyin. Hayırlı uğurlu olsun. Artık oksijensiz nefes alabiliyorum. Daha doğrusu oksijen tankı olmadan nefes çok, alabiliyorum. Çok güzelmiş kardeşim, oksijensiz nefes alabiliyorum. Oksijensiz nefes alabiliyorum, çok epiyim. O kadar epiyim. Oksijen doldurma zımbırtısında... Hayır, abi süper değil mi? Kardeşim. Şimdi oksijen doldurmak için de şurayı kullanmak. Lies of Fate. Tamamdır. Şuraya da iki tane de oksijen pipe. Abi bu şey ne işe yarıyor? Eye of Flügel. Eye of Flügel, ışınlanma. Işınlanayım. Işınlanabileyim onunla. He tamam. Bu arada kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Oksijen sistemim var artık. Bu arada şuradaki leaf sayısını da biraz arttırayım ya. Anlamadım ama tam olarak. Ne? Ya şöyle diyeyim. Orada burçlar var ya hani. Aha. Burç sembolleri. O burç sembollerine birer konum atayabiliyorsun. Mesela bende Scorpio benim evime atalı durumda gibi. Sonrasında başka bir yerde ona sağ tıkladığında direkt oraya ışınlanıyorsun. Aynı boyut içerisinde olması lazım ama. Anladın mı şimdi? Anlamadım ama güzelmiş. Nasıl anlamadın la? Benim beyin biraz şey sakat ya, o yüzden. Ha doğru. Aygüdiden bulaşmıştır. Ama şurada bir yeri yaptım herhalde. Abi geldiğim anda da söylemen ironi ya... olabilir mi? İşte bunlara... Buna tam olarak... İti ançomağı hazırla diyoruz. Harbisiz köpte ya. Harbisiz adam. Harbisizlik yapma ya. Ups. Bir an oksijen damage'ı aldım. Ucu ucuna mı siz yetiştiriyorsunuz acaba oksijenleri? Evet, ucu ucuna yetiştiriyorlar. Evet, oksijenimiz ucu ucuna yetişiyor gençler. 2-3 tane daha ağaç lazım. Leaf yardırıyorum zaten şu an. Arda arda birkaç tane şey çıkarabiliyor muyum? Aa, çıkardım valla. Gardiyan. Şimdi ölecek. Pek sağlıklı olmaz ama. Çıktı mı bu arada cidden? Birden fazla gaya gar... İki tane çıkardım ya. Geçmiş olsun. Çok ışınlanıyorlar ama. Yani gaya onlar. Ne bekliyorsun? Tamam, fazlalık oksijenimizi artık üretmeye başladık. Bu arada bu oksijen pipeların bir limiti var mı? Yok. Engin, bir şey soracağım. Costume game kurmak için sadece install'a basmam gerekir mi? Yani sadece install'a basman yeterli. Tamam. Hayda, server kapanmış. O server'ın kapanması cidden çok klasikleşmiş bir olay oldu artık. Server açılsın, kızım bana şu işimi halledeyim, hemen gel. Ya oğlum, gayalar gitti zaten. Gayalar hallederiz. Gitti. Yok, bir spawn olmaz ya. Oluyorlar abi, despawn oluyorlar. Engin gittiği gibi oradan despawn oluyorlar, onu biliyorum. Despawn ama şey, belki server restart'ta biraz özel bir durum girebilir, chunk geri yüklenmezse eğer. Yok, bir kişi isyan ediyordu, ben gayet kesiyordum gitti diye. Ha, olabilir, sağlık olsun.
Gel hadi gel, Dota gel Engin. Dur geliyorum şimdi bekle sen. Sen hangi custom games'i indiriyorsun şu anda? Killshot Wars'ı indir, ben onu çok seviyorum, onu oynarız. Evet. Cold Wars zaten varmış, Overgrowth indiriyorum, Killshot indiriyorum, Survival Co-op indiriyorum. Bu arada Overgrowth diye bir oyun vardı bir ara. Ne? Overgrowth diye bir oyun görmüştüm bir ara. Ha, hatırlıyorum sanki. Abi Overgrowth diye bir şey yapmışlar, Dota map'i yapmışlar. Çok epik eğlenceli ya, öyle bir şey olamaz yani. Dota Inbay'ı indiriyorum. Dota Inbay'ı ben indirmedim ya. 3Tag'i indiriyorum. 3Tag eğlenceli de adamın kusurları olmaz. Evet, ben burada Leaf yerleştirirken siz de orada Engin Lemon'un Dota muhabbetini dinliyorsunuz. Umarım keyiflidir. Bu arada hafta sonu ben kesin geliyorum. Kesinleştirdim onu kafamda. Gel gel. Duyuru yapayım diyeceğim bu videoda ancak muhtemelen ben bu videoyu... Aynen, geçmiş olur. Aynen, bu etkinlik bittikten bayağı bir sonra yayınlayacağım. O zaman dur, ben de duyuru yapayım. Bu video o zaman yayınlandığında benim olayla denk gelmiş olabilir bu ihtimalle. Nedir? YouTube'a geri dönüyorum. Gene bu arada. Oraya ama dikkat çekin. Dota'yla. Hani Minecraft'ta değil. Bu sefer YouTube'un Türk Dota'cısı olacağım. Hadi bakalım, umarım tutar. One versus one. Full şey normal game olmayacak kanalda. Tamamen eğlenceli oyunlar. Geçen yaptığımız gibi mod. Aynen. Lanet, lanet. Abi böyle yeni şey gelmiş, karakter gelmiş. Niye? Lole. Lele hep yeni karakter geliyor, onu biliyorum. Aynen, son zamanlarda hayvanlar gibi yeni karakter ekledi. Hangi? Bu arada Köfte, sen Lole gelen karakterleri nereden biliyorsun diye soracak olursanız cevabı aranızdan birileri söyleyebilir mi? Ne? Herkes LoL oynuyor çünkü. Lanet. Hayır. Çok fazla LoL cosplay'i tanıyor. Direkt cosplay ortamında LoL popüler ya. Benim de tanıdığım insanların önemli bir kısmı cosplay camiasından. Ben de doğal olarak maalesef LoL cosplay'lerini biliyorum o yüzden. Bir dakika, yeni şampiyon dediğin hangisi gelmiş abi? The River King diye bir herif adı, evet. Tom Kench. Bunun yanı sıra artık size yeni yumurta üretim yöntemimi göstereceğim. Şu arkadaşlar. Benim de Kodahbi'lerimiz bayağı bir coştu. Ama bakayım şu oksijen üretimi. The Pinkinator ne demek abi? Pinkinator. Bunu Wither'a basıyoruz, pembe mi oluyor? Aynen. Pink Wither oluyor ve Pink Wither sana saldırmıyor hiçbir şekilde. Ne işe yarıyor peki o? Yani? Pink Wither oluşuyor. O sadece. Başka hiçbir esprisi yok. Evcil Wither mı yapabiliyoruz yani? Efendim? Hani evcil Wither yapabiliyorsun ya da hiç uğraşmadan kesebiliyorsun. Kesince çıkıyor. Ha şey çıkıyor. Kesince çıkanlar çıkıyor. Yine. Aynen, normal çıkanlar çıkıyor. Ve sanırım artık videoyu burada bitirsek güzel olabilir. Artık uzay istasyonumuzda insan yaşayabilir. Overgrowth Seed ne işe yarıyor? O da çıkmış. Overgrowth Seed can bir şey, kan bir şey. Bir tane mana üreten bir çiçeğin altındaki toprağa onu koyduğun takdirde o topraktaki çiçek daha fazla mana üretiyor. Oran ben ne kadar bilmiyorum ancak baya fazla mana üretiyor. Baya baya fazla. Garip bir karaktere benziyor. Evet, istemediğim leafleri buraya atıyorum. Ben bu Eye of Fugel'i kullanırım ya. Eye of Fugel güzel. Eye of Fugel can zaten. Reha ile bizim standart ulaşım aracımız kendisi. Ve hatta bunun üstüne ben... Left click ne oluyordu abi? Ha tamam. Yazıyor zaten orada. Şunların hepsini şey yapayım. Bunu şöyle güzelce bir düzenleyelim ya. Şunu. Evet, o zaman... Şu kalan leafleri de koyup flight kontrolü aç. Eşin sesine benzedi o, kim tıksırdı, aksırdıysa. Ben. Hasta nokta abi. Bu baby.
Şeycan şu Willowflar sadece şeye basılıyor değil mi? Helmut'a başka. Efendim? Evet, Terrasteel Helmut'a. Terrasteel setimi geliştirebileceğim bir şeyler var mı? Hani devamlı geliştirecek bir şey var mı? Güzel soru. Yok. Enchant'ler. Enchant basmadım ben daha hiç. Enchant bas. Köfteden şiddetli tavsiye. Bu taraflara değil. Çünkü bu taraflara daha başka oksijen sealer'lar eklenecek. Şuralara ekleyebilirim. Benim sonsuz elmam nerede? Fruit of Grisia'yı mı kaybettin? Benim sonsuz elmam kaybolmuş. No! Yalnız onlardan geri alamıyorsun. İkinci bir tane. Ha tamam buldum. Ha güzel. Yani senin adına ben korktum. Şimdi bak, Fruit of Grisia, Eye of the Fugiel, Excalibur ve Aseir'im var abi. Her şey tamam mı? Her şeyi tamamlamışsın. Tamammış. Aa dur. Eksik bir şey var. Ha yok 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 tamam. Her şeyi tamamlamışsın evet. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz da experience kasıp. Hatta chestplate'ime şey basıyorum şu anda. Enchant'ı basıyorum. Basıyorum. Bas. Hadi şans dileyin bana. Dıdın dın dıdın. Dırın dın dın. Bastım. Protection 4, Unbreaking 3. Unbreaking'e gerek yok ama. Güzel bir enchant. Şimdi... Unbreaking işe yarıyor gene. Leggings'e basıyorum. Bastım. Protection 4, Unbreaking 3 yine. Güzel. Ha, güzel çok çok güzel değil ancak fena değiller. Evet, bağlım. Sen... Tam neredeyse 500 üretiyorlar. Ooo sunucuya kırpat. O bir tanesi 500 üretiyor hatta. Kirpat mı gelmiş sunucuya? Evet. Sonra da şuraya. Adam bam babam. Evet şu an bayağı leaf sayısını abartmak üzerine kurulu bir düzen yapıyorum. Çünkü ne kadar leaf o kadar güzel oksijen. Oha benim kaç canım var lan? Bir saniye. Oha benim 40... 60 kalbim var. Evet. Love Magic de bayağı işe yarıyor. Lel. Evet. Ve sizinle beraber burada doğumu tamamladık. Yani artık rahatlıkla uzayda nefes alabiliyoruz. Ve başkaları da geldiğinde uzayda benimle beraber nefes alabilecekler. Huh. Evet. Kanister yapacağım biraz daha. Evet, o zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.